Zil mi uyandırdı? Bakıyorum hemen. Geç olmuş ya. Niye uyandırmadın ki? Ya çok lafa tuttum seni galiba. Sabaha karşı uyudum zaten. Öyle iyi geldi ki o sohbet. Birini mi bekliyordun? Yo, görevlidir herhalde. Gülgün Hanım. Gülgün Hanım inanın göründüğü gibi değil. Dicle, gel biz seninle biraz aşağıda konuşalım. Dicle, hadi. Düşündüğün gibi bir şey değil. Allah belanı versin. Bunu da mı yaptın bana? Ha, sonunda? Bunu da mı? Küçücük kızla. Gülgün, sandığın gibi bir şey yok. Hiçbir şey olmadı. O yüzden otur ve dinle. Bak, burada yatıyorum. Ne dinleyeceğim ben seni? Ben seni ne dinleyeceğim? Sana git kırıklarınla dediğimin üstüne evin hizmetçisiyle yakalıyorum. Buranın Dicle'nin evi olmadığı çok açık. İşte dinlemiyorsun. Gülgün, hiçbir zaman dinlemedin ki. Evet. Bütün bunlar da o yüzden oluyor. Dicle beni dinliyor. Anlamaya da çalışıyor. Ne karşılığında, neden? Ha? Sen sadece sohbet etmek için mi tuttun şimdi ona burayı? Hayır, yardım etmek istedim. Kızın gidecek yeri yoktu. Ve mahkum olduğu hayattan kurtulmaya çalışıyor. Bana güvendi, sığındı. Ama hiçbir şey yaşanmadı. Bir de yaşansaydı. O kızın küçüklüğünü biliyoruz biz be. Rezil. Sen ne zaman bu kadar rezil, bu kadar aşağılık bir adam oldun diyeceğim de... ...ben çoktan anlamıştım senin ne mal olduğunu. Niye sustun o zaman? Gülgün, niye sustun o zaman? Ha? Neden sustun? Babamın önüne serdiği imkandan hoşuna mı gittin? Niye sustun? Bu kadar zor muydu Korhan olmaktan vazgeçmek? Sen kendi konforundan vazgeçmemek için sustun Gülgün. Şimdi bana sanki fedakarlık yapıyormuş numaraları yapma. Ne konforu ya? Ben çocuklarım için sustum. Sen ne benim için ne çocuklar için hiçbir şey yapmadın Gülgün. Ferit'i kim büyüttü Gülgün? Ha? Sen mi? Ferit ifakatle sultanın elinde büyümedi mi? Sen de şimdi sultana olan borcunu kızıyla ilgilenerek mi ödüyorsun? Yeter! Ne oldu? Gerçekleri duymak zorunda mı gitti? Gerçekleri mi istiyorsun Gülgün? O zaman ben sana gerçekleri söyleyeyim. Seni defalarca aldattım. Beraber olduğum kadınların sayısını bile bilmiyorum. Duyuyor musun beni? O yüzden eğer Dicle'yle de beraber olmuş olsaydım... ...şimdi şu anda burada sana söylüyorum. Ne olacaktı ki? Ha? Ne yapacaktın? Biraz ağlayıp zırlayacaktın, sonra susacaktın. Yalan mı? Ha? Hiçbir şey yokmuş gibi davranacaktın. Hepsi hiç unutulmuş, yaşanmamış gibi. Öyle değil mi Gülgün? Hep yaptığın gibi Gülgün. Ah, seni kahretsin. Ama bir konuda çok haklısın. En büyük hatayı susmakla yaptım. Bundan sonra susan Gülgün'ün cümle alem yüzüne tükürsün. Asuman Hanım, yemin ediyorum aramızda hiçbir şey geçmedi. Orhan Bey bana acayip yardım etti sadece. Dicle'ciğim, sence de bütün bunlar yardımdan biraz daha fazlası değil mi? Günah mı alıyorsunuz? Yıllarca beni hiç mi tanıyamadınız? Bak Dicle, annem baban hala hayatta. Hadi onları geçtim. Eğer başın gerçekten sıkıştıysa Latif Bey'e gidebilirdin. O sana yardım ederdi.
Orhan babam sana mahalle arasında 1+1 ev tutmuş gibi konuşma lütfen. Ayrıca aranızda bir şey olmamasının sebebi de bu iğrençliğe henüz ikinizin de alışmamış olmasından. Yerinden kalkma. En kısa zamanda da çıkıp gidiyorsun hayatımızdan. İnan bana benim tersimi görmek istemezsin Dicle.